Arkadaşlar merhabalar. Şanlıurfa tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim sapkanları, Yersin şartları yine uyanları aktarmaya çalışacağım. Daha doğrusu bulmaya çalışacağız. Biraz bulmaca gibi bir oyun budur. Oyundur daha doğrusu altılı. Denk getirebilirsek de ne mutlu bize diyeceğim. Birinci koşu handikap 15, handikap 3. Bu 1900 mesafelerde kilolar öncelikle önemli, önem kazanır. Kilo veren safkanlara gideriz arkadaşlar. Burada da 8 Baba Mercan Kaisberg 53 kilosu şanslı koşar durumda gördüm bu safkanı. 8 10 Tumbul Kapçinoğlu. Bu da kilo veren safkanlardan favori. Haklı favorisi kazanabilir bakın. Bu kilolar etken olurlar. 7 Yaşar'ın oğlu gene uygun kilosuyla. Bunlar yarışta iyi koşması gereken, yarışın birinciliğine ortak olacak safkanlardır. 4 Çifteli bu 3 safkandan sonra grubun Kaisberg en kaliteli atıdır. Ganyanlı gelir, sürpriz yaparak gelir. Kilosu 59. Aşağıdaki 6 kilolu atlar kazanmaz ise bunlar 4 nolu Çifteli gibi atlar şanslı halde koşar durumda olurlar. Patos 2 nolu safkan 60,5 kilosuna rağmen son yarışını gene bitirmişti. Bitirebilir. Bunlardan sonradır kilosundan dolayı. 2, 6 ve 9. Bunlar da grupta kalite handikap puanı yüksek veren sürpriz ganyanlı gelecek atlardır. 2, 6, 9, 12, 13 ve 14 nolu safkanlar. Şimdi hepsini söyledim diyeceksiniz. Değil arkadaşlar. Bu diğer atlar tercih sebebi olarak öneririm yazmanızı. Yani mutlak yazın diye değil. Bunların da 12, 13, 14 hem kilo veren safkanlar olması hem uygun kiloda start almaları şanslı olabileceklerini söylüyor. Yani gelmez diyemediğim safkanlardır. Kısmen 11 gibi atlar geri planlanır ama 12, 13, 14. Bir Remilgus start sorunu var. Burada gene kayıtta 4000 arayla yani grubun iyi atlarından handikap puanıyla dişi safkan İşte geri plandalar. Çok at yazan arkadaşlara olmaz demem ama zor. Birin, ikinin, patozun bu kilolarla işleri zor olur. Ancak buralarda handikap 3 olduğu için yarış şartı kazanabiliyorlar böyle atlar. Son yarışları başarılı olan atlar kiloya bakmaksızın kazanabiliyorlar. Öncelik 8. Kazanma ihtimali bence yüksek safkan 8. 10, 7 ve 4 nolu safkanları ön planda tutmanızı öneririm. Diğer atların yazımını size bırakacak. İkinci koşu şartlı 1. 3 yaşlı Arapların bu seneki ilk yarışları şartlı 1 artık. Bursa'da da başladı. Ayakları düz bassın safkanlarımızın. Şartlı 1'lerde arkadaşlar ağırlıklı favori plase biter. Bunların sebeplerini bu koşuda açıklayayım. Diğerlerinde artık aynen devam edeceğim. Bunlar bu atların yarısından fazlası maiden at olacaklar. Önlerinde daha 50 tane maiden var. Birçoğu 5 tane 5, ikincilik, 5 tane üçüncülük, 5 tane dördüncülük yapacak. 200 bin lira para toplayacak. Sonra bir yıl geçecek. Gelişimini tamamlayacak. Üst gruplarda koşmayacak. Maiden'a lütfederlerse çıkacaklar. Yarısından fazlası böyle. Bu gruplarda iyi, kaliteli olan safkanlarda yarış kazanacaklar. O kaliteli, iyi olan safkanların tespitini de galop yaparken galop yazan arkadaşlar görecek, bize aktaracak. Bu at iyi, bu at iyi, 800'ü 1000'i neyse doğru düzgün aktarırlarsa favori plaseye çıkacaklar. Onlar gördüler atları, biz bilmiyoruz, görmedik bakın. Yarışın favorisi 3 Çaldağı Ferit Yardımcı tercihli. Bu atı yani oradakiler, Urfa'dakiler, Şanlıurfa'daki gördüler. Yani babada bir şey yok, Yamaner. Anne tarafı turbo. Favori çıkmış ya galobundan ya attan dolayıdır. Yani bizde ahkam kesmek düşmez. Çalışmalarına da ben pek güvenmem. Galoplarına, yazılan galoplara. Atı görmeden bir şey söylemem doğru olmaz. Görülen arkadaşlara istinaden 3, 4, 5 favori plaseler bunlardan birinin kazanması gerekir. 3'ün favori çıkmasıyla da benim de favorim olur. Sebep sonuçtur anlattım. Sürprizi çıkar ise de ciddi sürpriz çıkar. İlk 6-7 atta bulamazsınız, ganyanlı gelir. O atta saklanmış attır. Galop da göstermez. Bilen bilir. Yani o
ilgilileri bilir ama başka kimse bilmez. Ya hepsi yaparsınız o atı bulmak için ya da şansınıza, yani orijine hoşuma gitti yazdım dersiniz. Öyle mantığı vardır. Ağırlıklı bu şartlı birler maiden olmadıkları için şartlı birler ağırlıklı olarak da favori piyasaya bitmesi beklenir. Geçiyorum. Üçüncü koşu şartlı 3 mücadele. Burada da 4 uçan dede hakkında bahsedeyim. Arkadaşlar Mahmut Karakeçi ekürüsüne ait Safkan 2 yarış kazanmış 4 gün arayla şartlı 3'e kaydettirmişler atlarını. Bu at normalde 61 kilo koşar. Aprant indirimini almak zorunda kalmışlar. Gereksiz ve gereksiz bir AGF haline gelmiş. Yarış severe bu terbiyesizliktir. Normali bu, söyleyeyim. Bu atın kayıt yeri şartlı 3 olmaz. Biraz daha üst grup şartlı 4, şartlı 5 ve handikap yarış handikap 16 yazılırdı. Getirip buraya 4 gün arayla dertleri neyse kaydettiriyorlarsa bu hoş olmaz. AGF çıkar. Yarış başlar, enseye basar. Ben de delinirim yani. Böyle bir durumu var uçan dedim. Kazanmaz demem. Böyle atlar normalde bu şartlı üçlerde son yarışını kazanan atlar çok şanslıdır. Ki handikap puanı en yüksek Safkan farkındaysanız. Çok şanslıdır. Ancak bu olmamış Mahmut Karakeç. Eğer atınız yarış kazanmaz ise yarış severi terbiyesizlik yapmış oluyorsunuz, üzmüş olursunuz. Ben yanına at yazmaktan yanayım. Tek önermem böyle durumlardaki safkanları. Yani yarış koşmadan söylemek bunları önemli. Koştuktan sonra, kayba koştuktan sonra da bir anlamı yok. 10 Yeltay Bey Ferit tercihli kalite puanıyla 4'ü de geçecek kalitede durumda. 10 tek olabilir. Kuponlarınızı öneririm arkadaşlar. Bu şartlar altında. Eksik koşar koşturulursa 8. Bu atın rakibi olur. Bu da eksik koşarsa diğer atlar dediğim 4'ten başlayarak yazmanızı öneririm. Varsa tuttuğunuz atlar. İlgiyle takip edeceğim. Bakalım ne yapacak. Olmamış yani, olmamış. Bu at koşturmak değil. Bunun adı at koşturmak değil. Bu başka bir şey. Umarım yarış kazanırsınız. Bak. Kareke çekilirse umarım atınız birinci gelir. Çok laf yersiniz diyorsun. Dördüncü koşu. Tekrar şartlı 3. Son yarışları önemlidir. Kalite puanları yüksek veren atlar kazanır. 4 nolu Serhoş Baba. Son dördüncülüğü bakmadım. Performans çalışmıyorum ben burada. Dördüncülüğü yakın ara dördüncülük ise bu yarışı kazanır arkadaşlar. 4 nolu Safkan. Hani 54 handikap puanı ile grubun üzerinde normali budur. Bakın bu 23 gün arayla koşuyor. Yukarıdaki birin aynısı. 4 nolu Safkan. Bu kazanmadan geliyor. Eğer uzak dördüncülük yaptıysa sıkıntı vardır. Boş kayıttır. Kayba koşar. O zaman daha kötü. 1 4 eksik koşar ise yerine geçecek safkanlardan bir tanesidir. Rakip olarak aprant indirimli öneririm arkadaşlar. Diğer atlar hani gelmez demem gene dediğim gibi İngiliz Kemal gibi yakın birbirlerine farkındaysanız kalite handikap puanları birbirine yakın dereceler çıkartırlar. Birbirlerini geçme potansiyelini barındırırlar. Erkek at İngiliz Kemal o avantajıyla AGF'de ikinci sırada haklı doğru. Yazılabilir itirazım olmaz. Yukarıda gelinim İdil Ferit tercihli yazılabilir itirazım olmaz. Ama normal şartlarda 4'ün bu grubu geçmesi gerekir. Evet, hiç umurumda. 5. koşu tekrar şartlı bir 3 yaşlı. Burada da yukarıda anlattığım olayların mantığının aynısı geçerlidir. Favori plase. Dişi Safkan Ferit tercihli 11. Rakip 4-10 kutta favori durumunda. Ben ikisinden birinin kazanmasını beklerim bu şartlar altında. Dişi Safkan hani pek ön plana çıkarmasam da Ferit tercihiyle rakiptir 4'e görebildiğim kadarıyla. Sürprizi dediğim gibi çıkacaksa program yapıcılar bu şartlı biri 2 altılığında ortak noktasına koymuşlar. Buradan hani taradığınız zaman büyük ganyanlı atı bir ihtimal bulabilirsiniz ki hepsi yapmadan da bulmak bence zor olur. Evet.
Ya iki attan biri kazanır ya da hepsi arkadaşlar. Böyle diyeyim. Altıncı koşu. Handikap 16. Handikap 3. Kısa mesafe. 1200 değil 1400 arkiyolu atlar da şanslı hale geliyor. Zaten yarışın şartı handikap 3. Handikap 2. Handikap 1. Handikap 1'lerde 62 kilolar zorlanır bu mesafede dahi. 63 kilo ağır kilolardır. Ama handikap 3'te diğerleri de kilo veremiyor. Bunlar da şanslı hale geliyor. Sebebi daha önce de anlattığım gibi handikap aralıkları daralıyor. Yani kazanacak atla yukarıdaki kazanmış atın handikap aralığı daraldığı için kilo fazla düşme olmaz, olmuyor. 10 handikapta 5 kilo düşüyor. Onu da apranti ile idare ediyorlar. 1 kiloya iniyor fark. Kazanan at tekrar kazanmaya devam ediyor. O yüzden zordur ama gene de önereceğim safkanlar var. Yarışın şartına uyan durumda gördüğüm 7. Eagle Paw. Eagle Paw. Menderes Avşar'la kazanabilir. Uygun bence. Grup uygun. Kalite handikap puanıyla. Aslında geciken bir birinciliği var bu atın. Kazanması gerekir böyle gruplarda. Öneririm 7-10 safkanı. Risk alacak arkadaşlara tek olarak da öneririm. Zor yarışta riskli bir tektir. 8, 6, Dendem, 5, Mühendis. Bu at eksik koşarsa direkt devreye girecek safkanlardır. Bunlardan birinin kazanması bana normal sonuçtur. Dışına çıkar mı? Her türlü sonuç olur. 14, 9, 10, 1. Çok at yazan arkadaşlara. 3, 2, 2, 3. Buranın kaliteli atları. 3 özellikle grubun en kaliteli atı. Sürpriz yaparak ganyanlı gelir. Dikkat edin bu atlara da. Çok at yazıyorsanız ihmal etmeyin derim. Varsa tuttuğunuz at da ekleyebilirsiniz. Görebildiğim bu favorim, plaselerim ve diğer atlar dediğim grupta bu şekilde arkadaşlar. 7. koşu şartlı 4-4 yukarı. 1 nolu gümüş kesen. Kilosuna bakmaksızın burada 65 kiloda koşsa kazanırdadır bunlar şartlı yarışlarda. Kilosuna bakmaksızın bu grubun üzerinde bir safkandır. Diler ve isterlerse atlarını hazırladılarsa Çetin Arslan ekürüsü diyeyim. Atları kazanır da kazanır. Tek olur mu? Evet. Gümüş kesen. Bir Ferit'in atı var. Ciddi rakibi. 5 nolu safkan. Tekbot Tevfik. Bu atı geçme potansiyelini hala barındırıyor. 5 nolu safkan. Bir eksik koşarsa 5 arkadaşlar. 5 eksik koşarsa bir öyle bir yarış olmuş. Ekürüleri var. Birin tilki. O da şanslı bakın. Kaysvert. Bu mesafelerde handikap puanı yeterli olmasa da şanslı koşar durumda. Bu iki safkan eksik koştuğunda. Diğer ekürüler var. 3, 2 ve 14. 3 ve 14. 1 ve 5 eksik koşar ise gene şanslı olacak safkanlar olarak gördüm. Hani iki atın dışına ekürülerle çıkılır diyebilirim. Başka da at göremedim arkadaşlar. Şartlı dörtlerde. 8. koşu. Tekrar şartlı bir. 8. Öz Şimşek. Burada iyi AGF 34 almış. İşte kaliteli at olmalılar. Atları da görmüyoruz. Paddock'ta göreceğiz. Umarım güzel bir attır. Tek olabilir mi? Evet. 8. Olması 21 AGF almış. 2. Bunlardan birinin kazanması gerekir. Evet. Başka da açıklamam yok şartlı birlerle ilgili. 9. koşu şartlı 2 mücadele. Burada da son yarış çok önemlidir. Şartlı 2, şartlı 3'lerde. Eğer ki kazanacak atı bulamazsanız ciddi anlamda ganyanlı sürpriz at gelir. Onu da çok at yazmadan bulmak çok zordur. 8 Kocaoğul. Son ayak teki olarak beklemek isteyen arkadaşlara öneririm. Sebebi son 2 yarışı 3.lük grubunda en kaliteli atı olması. Anormal bir şey olmadığı sürece bu yarışta 8 gibi çıkan safkanlar normalde yarışını kazanması gerekir. Tek olması gerekir. Anormal şeyler olmazsa. Kayba koşar, AGF'yim ağırlık biner derseniz bu AGF'ye. 3 ve 9 Ferit tercihli 9 Özün grubun kaliteli atlarından 3. Bu da öyle. Son yarışları 3'ün başarılı. 9'da handikap ve kilo düşürdü. 8 eksik koşması halinde rakip olurlar.
3'ü birden eksik koşarsa çok at. Hani 7-2-1-5-11 çok at yazan arkadaşlara tercih sebebi olarak öneririm. Çok at yazın, hepsini yazın diye değil. Görebildiğim safkanlar, yarışın şartları, genel durumları buydu. Umarım faydasını görürsünüz. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.